Merhaba arkadaşlar. 27. fövümüzde elektrik enerjisi ve elektriksel güce devam ediyoruz. Önce örnek soru çözümleri, daha sonra da testimize geçeceğiz. Birinci örneğimizde barajda biriken suyun enerjisinin evimizde ütüye kadar olan enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar barajda biriken su potansiyel enerjiye sahiptir. Bu su serbest bırakıldığında daha alt seviyelerde kinetik enerjiye dönüşecek. Kinetik enerji türbinleri çevirecek. Daha sonra elektrik enerjisi üretilmiş olacaktır. Evimizde sağladığımız bu elektrik enerjisi ütüde kullanıldığında ısıya dönüşecektir. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir. Kütle çekim potansiyel, kinetik, elektrik ve ısı şeklindedir. İkinci örneğimizde yukarıdakilerden hangileri kinetik enerji elektrik enerjisine çevirir diyor arkadaşlar. Kinetik enerji hareketle ilgilidir arkadaşlar. Dinamo ve jeneratörler yapı olarak birbirine çok benzer. Dinamo deyince aklımıza bisikletlerimiz gelir. Dinamonun ucu dönen bisiklet tekerine değdiğinde dönecektir ve bu şekilde içindeki elektromıknatıslar elektrik akımını üretip lambalarımızı yakacaktır. Jeneratörler dinamonun daha büyük ve kapsamlı olanıdır. Jeneratörlerde başlangıçtaki kimyasal enerji jeneratörün içindeki mekanizmayı harekete geçirecek. Bu şekilde hareket eden parçacıklar yine elektromıknatıslar sayesinde elektrik enerjisine dönüşüm sağlayacaktır. Motorlar ise arkadaşlar, bu elektrik motoru ise elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Bizden hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüşüm isteniyor. Diğer içten yanmalı motorlar ise kimyasal enerjiyi hareket enerjisine çevirir arkadaşlar. Bataryalarda yani piller, akümülatörler, bunlar da kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Buna göre cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacaktır. 3. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi hem hareket hem yararlı ısı enerjisine birlikte dönüşür diyor. Arkadaşlar elektrik motorunda elektrik akımı hareket enerjisine dönüşürken oluşan ısı enerjisi kayıplar şeklinde yayılır. Yani bu kullanılamaz bir ısı enerjisidir. Jeneratörde hareket enerjisi elektrik enerjisine çevriliyor. Saç kurutma makinesinde elektrik enerjisi makine içindeki fanı çevirmekte ve aynı zamanda bu dirençlerden çıkan ısı saçlarımız için kullanılmaktadır. Buna göre cevabımız C seçeneği olacaktır. Biz D ve E'ye de bakalım. Fansız elektrikli sobada hareket enerjisi yoktur arkadaşlar. Sadece kullanılan ısı enerjisi vardır. Ütüde de aynı şekilde. Örnek 4. Aşağıdaki elektriksel aletlerin hangisinde elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü yoktur? Asansörler elektrik motoruyla çalışır arkadaşlar ve hareket sağlar. Çamaşır makinesi de o şekildedir. Havalandırma pervanesi yine elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir, pervaneyi döndürür. Meyve sıkacağı elektrikli olanlar için söylenecek olursa yine elektriksel enerji meyveyi sıkmak için hareket enerjisine dönüşür. Adaptörde ise arkadaşlar, adaptörler elektrikli aletlerde bir ara eleman olarak kullanılır. Gerilim düşürücü veya yükseltici olarak kullanılabiliyor. Burada bir hareket enerjisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Evdeki bir priz değiştirilmeden hemen önce güvenlik önlemlerinden hangilerinin alınması uygun olur diyor. 1. Prizde takılı bir fişin olmaması. Evet arkadaşlar, belki hepimiz az çok uğraşmışızdır. Bir tornavida alıp
prizin vidalarını sökmeye başlarız. Bu sırada dikkat etmemiz gereken şey prize bir şeyin bir fişin takılı olup olmaması bir doğru. İki, sigortadan elektriğin kesilmesi. Evet, herhangi bir kaçağı engellemek, üzerimizden yük boşalmasına engel olmak için sigortadan elektrik kesilmelidir. Üçüncüsü, kullanılacak pensenin yalıtılmış olması. Her pensenin üzerinde yalıtkan bölgesinde bir gerilim sınırı yazmaktadır. Buna da dikkat ederek uygun, elektriğe uygun pense kullanılmalıdır arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir. Örnek 6. Çamaşır, bulaşık makineleri, elektrik, soba gibi elektrikli ev aletlerinin takılı olduğu prizin toprakta olması neden gereklidir deniyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, toprak hattı her prizde olmamakla birlikte olması güvenlik açısından çok önemlidir. Herhangi bir kaçak durumunda fazla yük miktarı canlılar üzerinden değil de toprak üzerinden aktarılır. Böylece canlıların zarar görmemesi sağlanır. Evet, A şıkkı enerji tasarrufu diyor. Bu değil. Aletten ısınmaması için değil. Topraktan güç almak için değil. Topraktan yük almak için değil. Kaçak elektriğin insanı çarpmaması için diyor. Doğru arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. Örnek 7. Bir evde televizyon, lamba, çamaşır makinesi, bilgisayar gibi aletlerin çalışırken hepsinin birbirine paralel olması koşullarından hangileri için gereklidir diyor. 1. Aynı potansiyel fark ile çalışması. Evet arkadaşlar, paralel kollarlı gerilimler birbirine eşittir. Sorularda bu cümleyi çok kullanmıştık. Bu tip elektrikli aletlerin de üzerinde yazar. 220 volt yazar. Bunların hepsine aynı gerilimi sağlamak için bunların birbirine paralel bağlanması gerekir. Eğer seri bağlarsak 220 volt olan gerilimi biz bunları paylaştırmaya çalışmış oluruz. Ve bunlar da çalışmamış olur. 1. Evet. 2. Bir arıza yapınca diğerlerinin çalışmaya devam ettirmesi. Evet. Seri bağlı devrelerde devre elemanlarından bir tanesinin bozulması akımı keser. Diğerlerine çalışmamasına sebep olur. Bu yüzden paralel bağlarız. 3. Enerji tasarrufu sağlanması. Bu gerekli bir şart değil arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Örnek 8. Yukarıdakilerden hangileri tasarruflu lamba grubundadır? Floresan lamba. Evet. Akkor telli lamba değil arkadaşlar. Bunlarda ısı kaybı çok fazla olmakta. Elektrik enerjisinin büyük bir kısmı ısıya dönüşmekte. LED lamba. Evet, bunlar da tasarruflu lambalardır. Bunların ısınmamasından zaten tasarruflu olduklarını anlıyoruz. 1 ve 3 olacak. Sorularımıza geçiyoruz. Birincisi, doğal gaz ile elektrik üreten bir santralden evde kullanılan matkaba kadar enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir denmiş. Şimdi elektrik santralinde doğal gaz kullanılıyorsa doğal gazın yakılması lazım arkadaşlar. Bu kimyasal bir olaydır. Bu yakma işleminin sonucunda ısı elde ediliyor. Bir buhar türbünü çalıştırılıyor. Buhar türbünü hareket ettirince elektromıknatıslar aracılığıyla elektrik enerjisi üretiliyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi kimyasal enerjiyle başlamalıyız. Yanma olayıyla hareket yanma olayıyla ısı enerjisine geçiliyor. Niçin ısı enerjisi? Çünkü su buharını elde etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, santraller ne kadar teknolojik olursa olsun amaç buhar kazanında buhar ile türbünü çevirmektir. Nükleer santrallerde de böyledir. Oradaki yakıtlar da buhar kazanını ısıtıp buharın türbünü çevirmesi sağlanır. Yani netice olarak arkadaşlar, kimyasal enerji ısı enerjisine dönüşecek. Isı hareket enerjisine dönüşecek. Oradan evimize elektrik olarak gelecek. Elektrik enerjisinden de biz matkabı çalıştırıp tekrar hareket enerjisi elde etmiş olacağız. Cevabımız D seçeneği olur. 2. Araçlarda pistonların hareketinin bir kısmı dinamoya aktarılır ve dinamo akümülatörü şarj eder. Evet arkadaşlar, bisikletlerde olduğu gibi otomobillerde de şarj dinamosu denen bir düzenek ile tekerleklerin hareketi arabanın farlarını veya iç lambalarını çalıştırır.
Yukarıdaki enerji dönüşümü sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Evet, hareket eden aracın hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşür dinamo vasıtasıyla. Elektrik enerjisi de aracın içinde bulunan bir çeşit pil olan kimyasal enerjiyle çalışan dinamo akümülatörünü şarj ediyor. Bu şarj olayı da kimyasal bir olaydır arkadaşlar. Biliyorsunuz şarjlı pillerde pilin dolması tersine bir reaksiyondur. Yani pilden biz elektrik enerjisi elde ederiz. Bu bir yönlü bir reaksiyondur. Biz biten pili tekrar elektrik enerjisiyle dolduruyorsak bu tersine bir reaksiyondur. Ve kimyasal olaya girer. Bundan dolayı cevabımız B seçeneğidir. 3. Evlerde kullanılan elektriğin hangi değeri elektrik sayıcı tarafından ölçülerek kaydedilir? Arkadaşlar biz evlerde kullandığımız elektriksel aletlerin enerjisine bedel veriyoruz. Yani faturalara yansıyan tutar harcadığımız elektrik enerjisidir. Mesela gücü 20 watt olan bir ampulün kaç saat çalıştığı önemlidir. Yani 20 wattı eğer 1 saat veya 2 saatte çarptığımızda bunun enerji tüketimini hesap edebiliyoruz. Buna göre cevabımız D seçeneği olacaktır. 4. Bir elektrikli sobanın üzerindeki ayar düğmesiyle sobanın vereceği ısı arttırılıp azaltılmaktadır. Bu ayar düğmesi aşağıda verilen elektrikle ilgili hangi niceliğe denktir? Arkadaşlar elektrik sobasında direnç kullanırız. Direnç üzerinden geçen elektronlar telin atomlarla çarpışma sonucunda ısı enerjisi açığa çıkıyor. Bizim ayarlı dirençle diyebileceğimiz reos da bu görevi yapmakta. Biz dirençin uzunluğunu veya telin fiziksel yapısını değiştirerek direncini değiştirmiş oluyoruz. Böylece elektrik sobasının vereceği ısıyı da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Bir elektrik motoru 24 volt potansiyel farkıyla çalıştırırken 3 amper akım çekiyor diyor. Motor 20 saniye boyunca çalıştırıldığında kayıp olarak 300 joule enerji ısıya dönüştüğüne göre. Şimdi biz elektrik motorunun harcadığı enerjiyi bulalım arkadaşlar. Enerji eşittir watt formülünden 24 volt üstünden geçen akım 3 amper ve 20 saniye boyunca demiş. Buradan 1440 joule enerji harcadığını görürüz. Bu 1440'ın arkadaşlar 300 joule'u ısıya dönüşüyorsa geri kalanı da amacımız olan mekanik enerjiye dönüşmüştür. 1440'dan da 300'ü çıkartırsak arkadaşlar 1140 joule elde edilir. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Bir elektrik motorundan 3 saniyede 12 kulombluk yük geçişi oluyor. Motorun uçlarına bağlı voltmetre 20 voltu gösteriyor. Buna göre motorda harcanan enerji sorulmuş. Arkadaşlar 3 saniye ve 12 kulomb diyor. Biz buradan akım şiddetini bulabiliriz. I eşittir Q bölü T'den 12 bölü 3 4 amper çekiliyormuş. Motorda harcanan enerji sorulduğuna göre enerji eşittir Witt bağıntısından voltmetre 20 gösterdi. Akım 4 amperi çekti ve olay 3 saniyede oluyormuş. Buna göre arkadaşlar cevabımız 240 joule olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Direnci 20 olan akkor telli bir lambadan 0,5 amper akım geçiyor. Lambanın ısı gücü 4 watt olduğuna göre lambanın verimi yüzde kaçtır denmiş. Arkadaşlar lambadan ışık elde etmek isteriz. Fakat akkor lambalarda çokça ısı elde ediliyor. Önce lambanın gücünü bulalım arkadaşlar. P eşittir I kare R'den gidebiliriz. Akım 0,5 amper. 0,5'in karesi 0,25. Direnci de 20 olmuş.
gücünü 5 watt olarak buluyoruz. Isı gücü 4 watt ise elde etmek istediğimiz ışık gücü de 1 watt olacaktır arkadaşlar. Lambanın verimini sormuş. Verim ifadesi fizikte verim alınan enerji veya güç de yazılabilir. Bölü harcanan enerji ya da lambanın gücü. Şimdi bu lambanın gücü arkadaşlar 5 watt olarak verilmiş ve bizim almak istediğimizde ışık enerjisi olduğuna göre biz 1 bölü 5 yazacağız. Biz yüzde hesabı yaptığımız için arkadaşlar her iki tarafı 20 ile çarpalım ki payda 100 olsun. Yani 20 bölü 100. Bu da %20 demektir. Cevabımız A seçeneğidir. Bir evde günde 5 saat ışık veren 75 wattlık lamba 15 wattlık led lamba ile değiştiriliyor. Elektriğin 1 kilowatt saati 0,4 TL olduğuna göre 30 günde ne kadarlık tasarruf yapılmış olur deniyor arkadaşlar. Önce lambanın ne kadar harcadığını bulalım. Günde 5 saat, ayda 30'da çarparsak 30 günde 150 saat. Harcanan enerji de arkadaşlar güç çarpı saat cinsinden yazacağımız için 75 watt çarpı 150 saat. Bu 11.250 watt saat eder arkadaşlar. Biz bunu kilowatt saate çevirelim. 1000'e böldüğümüzde 11.250 kilowatt saat eder. Bunu arkadaşlar kilowatt saati 0,4 TL olan tutarla çarparsak 11.250 çarpı 0,4 işlemini yaptığımızda da şurası TL olduğu için 4,5 TL çıkacaktır. Şimdi benzer işlemi de arkadaşlar led lamba için yapacağız. Led lamba da 150 saat çalışacak ayda. Bunun harcadığı enerji 15 watt çarpı 150 saat 2250 watt saat eder. Bunu kilowatt saate çevirirsek 2,25 kilowatt saat eder. Biz tutarı hesaplamak için 2,25'i 0,4 ile çarparız. Bu ise 0,9 TL eder arkadaşlar. Şimdi tasarrufu sormuştu bize. 4,5 yerine 0,9 TL ödediysek aradaki farkı hesap edelim. 3,6 arkadaşlar. 3,6 TL bir tasarrufumuz olmuş olacak. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. Pillerin verimini yapısından kaynaklanan iç dirençler düşürür. İç direnç üretece seri bağlı bir direnç gibi davranır ve küçük R ile gösterilir. Buna göre devrede üretici'den kaç amperlik akım geçer deniyor arkadaşlar. Öncelikle şuradaki paralel dirençleri eşdeğer direnç olarak hesaplayalım. 20 çarpı 5 bölü 20 artı 5'ten 100 bölü 25 4 ohm çıkacaktır. I eşittir. V bölü R toplam. Gerilim 24 volt arkadaşlar.
Toplam direnç de 4 artı üreticinin iç direnci 2. Bu iç direnç arkadaşlar. Yani 24 bölü 6, yani 4 amper akım geçecektir. Cevabımız D seçeneğidir. İç direnci olan bir pile bağlı ampul ışık verirken yargıların hangileri doğru olur diyor. Kaybolan enerji artar. Evet, piller de ısınır arkadaşlar. Yani pilden almamız gereken enerjinin bir kısmı kullanılamaz bir enerji olarak ısı enerjisine dönüşür. Bir doğrudur. Pilin sıcaklığı artar, doğrudur. Lambanın parlaklığı artar. Hayır arkadaşlar. Lambanın parlaklığı lambanın gücüne bağlıdır. Bu gücü arttırmayacak. Buna göre cevabımız C seçeneği olacak. İç direnci önemsenmeyen özdeş üretişlerle kurulu şekildeki devrede R direncinin gücü P, K üreticinin ömrü T'dir. Buna göre S anahtarı açılırsa P ve T nasıl değişir diyor. R direncinin güç ifadesi arkadaşlar V kare bölü R olarak yazarsak. Anahtar kapalıyken bu pilin çalışmasına engel oluyorduk. Bu durumda önceden V gerimiyle çalışan direnç anahtarın açılmasıyla iki üreticinin gerilimini de alacağı için 2V ile çalışmaya devam edecek. Bu durumda 4V kare bölü R olacak. Yani güç artar arkadaşlar. Lambanın parlaklığı artar. Üreticinin ömrüne gelince üreticinin ömrü üzerinden çekilen akımla ilgilidir arkadaşlar. İlk baştaki akım buna ilk diyelim. İlk bir çalışmazken V bölü R şeklindeydi. Sonra ise 2V bölü R oldu. Yani akım arttı. Akım artınca ömür kısalır. Bundan dolayı T azalır olacak. Buna göre cevabımız artar azalır. E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üzerinde 3000 miliamper saat yazan bir pilden sabit 200 miliamper akım çekilirse pil kaç saatte tükenir diyor. Miliamper amperin binde biridir arkadaşlar. Biz verilen değerlerden yola çıkarak 3000 miliamper saati 200 miliampere bölersek buradan amper değerleri gidecek. 2 sıfır da buradan gidecek arkadaşlar. Geriye saat kalacak birim olarak. Yani 30 bölü 2 15 saattir. Cevabımız C seçeneğidir. İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulu şekildeki devrede R direncinin gücü P'dir. Yalnız L lambası ters. Evet, yalnız L üretici olacaktı herhalde. Ters çevrilirse R direncinin gücü kaç P olur deniyor. Özdeş üreteç dendiği için her birinin gerilimine V yazalım arkadaşlar. İlk başta direncin gücünü şöyle hesap ediyorduk. 3V'nin karesi bölü R. Yani 9V kare bölü R olur. Üreticilerden biri ters çevrilirse o ters çevrilen üreticinin gerilim yani eksi V gerilimi diğerini götürür deriz ve bir tane V kalır. Bu durumda P üssü gücü V kare bölü direnç aynı. Bu da ilk baştaki gücün 9'da 1'i demektir. P bölü 9 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Üzerinde gücü 2200 watt yazan özdeş iki fırın birbirine seri bağlanarak çalıştırılırsa prizden kaç amperlik akım çekilir demiş. Şehir şebeke gerilimi 220 volttur.
Arkadaşlar iki fırın birbirine seri bağlanırsa 220 voltu bunlara paylaştırmak zorunda kalırız. Yani her birine 110 volt düşecektir. Bunlardan her birinin gücü de 2200 wattmış. Bunların birinden çekilen akım diğerin üzerinden de geçer. Biz güç eşittir akım çarpı gerilim bağıntısından gidersek 2200 eşittir akım çarpı gerilim 110 bir sıfır giderse buradan akımı 20 amper olarak buluruz arkadaşlar. Seri olduğu için her ikisinden 20 amperlik akım geçer. Cevabımız D seçeneği olur. Bir evin sayacından 10 saat boyunca 2 amper sabit akım geçiyor. Elektriğin 1 kilowatt saati 0,5 TL olduğuna göre bu evde bu sürede harcanan elektrik sarfiyatı kaç TL'dir denmiş. Şehir şebekesi 220 volt. Harcanan enerji arkadaşlar gerilim çarpı akım çarpı süre 220 volt gerilim altında 2 amper çekilirse 10 saat boyunca. Şurası arkadaşlar V çarpı I bize gücü verir. Güç buradan 440 watt çıkar. 440 wattı da 10 saatte çarparsak saatin de sembolü uluslararası H'dir arkadaşlar. Buradan 4400 watt saat çıkıyor. Bunu kilowatt saate çevirmek demek 1000'e bölmek demektir. 4,4 kilowatt saattir. Kilowatt saati 0,5 TL olunca biz 4,4'ü de 0,5 ile çarparsak sarfiyatı bulmuş oluruz. Yani 2,4 2 TL olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. 1 kilowatt saat enerjinin 0,4 TL olduğu bir yerde bir eve 80 TL'den daha fazla fatura gelmemesi için 30 günde harcanması gereken enerjisi en çok kaç kilowatt saattir diyor. Tutarımız 80 TL olacak. Yani biz enerji değerini biz enerjiye para veririz arkadaşlar. Enerji değerini 0,4 ile çarptığımızda 80 TL çıkması lazım. Yani harcadığımız enerji değeri miktarı 80 bölü 0,4. Yani 200 kilowatt saat bulunur arkadaşlar. Buna göre cevabımız da arkadaşlar C seçeneğidir diyoruz. Bir evde elektrikli ev aletlerinin güçleri aşağıdaki gibidir. Bu ev aletleri aynı anda 220 volt potansiyel fark ile çalışırken sayaçtan kaç amperlik akım geçer deniyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar günlük hayattaki bilgiler sorularda da karşımıza çıkıyor. Elektrikli ev aletleri birbirine paralel bağlantılıdır. Her birini 220 volta paralel bağlı olarak düşüneceğiz. O yüzden çekilen akımlardan önce bir tanesi şudur. I eşittir. P bölü V arkadaşlar. P burada güçtür. Her birine bunu uygulayacağız. Televizör için 150 bölü 220 artı ütü için 1500 bölü 220 fırın için 1800 bölü 220 ve çamaşır makinesi için 900 bölü 220. Toplam akımı verecek bize bunlar. 220 ortak paydasını alırsak pay kısmı 4400 ediyor arkadaşlar. Sıfırlar şöyle giderse yani cevabımız 20 amper olacaktır. Bu da A seçeneğindedir arkadaşlar. Bir su ısıtıcısının gücü 1800 watt olup içinde 10 santigrat derece sıcaklıkta 750 gram su vardır.
Buna göre bu ısıtıcı suyu en az kaç dakikada kaynatır diyor. Tabii bu arada kaynama sıcaklığının 100 santigrat derece olduğunu biliyoruz. Yani sıcaklık farkını delta T 100 eksi 10 90 santigrat derece olarak kullanacağız arkadaşlar. Isıtıcıdan elde edilen enerji arkadaşlar suyu ısıtmakta. Suyun aldığı enerji mc delta t. Burada arkadaşlar birimlere dikkat ederek de yazacak olursak 750 gram öz ısı değeri 4 jül bölü gram çarpı santigrat derece ve çarpı 90 santigrat derece. Santigrat dereceler ve gramlar giderse arkadaşlar cevabı jül olarak buluyoruz burada. O da 270 bin jüldür. Bize ısıtıcının gücü verilmiş. Güç de eşittir enerji bölü zaman olduğu için 1800 watt eşittir 270 bin bölü geçen süre. Buradan iki sıfırı silecek olursak buradan süreyi arkadaşlar 2700 bölü 18 150 saniye buluruz. Bizden dakika olarak istenmiş. 150 saniyeyi de dakikaya çevirirsek 60'a bölerek bunu yaparız. Bu da 2,5 dakikaya karşılık gelir. Cevabımız 2,5 dakika B'dir arkadaşlar. Bir devre parçasında R1 direncinin gücü P, R2 direncinin potansiyel farkı V. Buna göre V değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir deniyor. Arkadaşlar dirençler seri bağlandığı için akımlar aynıdır burada. Güç ifadesi I kare çarpı R1 yazalım P'yi. Ohm kanunundan da R2 direnci ile ilgili V eşittir I çarpı R2 yazarız. Bu iki denklemden arkadaşlar birinci denklemden İ kareyi çekersem P bölü R1 olur. Buradan da I değerini kök içinde P bölü R1 olarak bulurum. Bunu ikinci denklemde yerine yazacak olursam V eşittir. I gördüğüm yere kök içinde P bölü R1 çarpı R2 olacaktır. Bu da arkadaşlar D seçeneğinde mevcuttur. İç direnci önemsiz üreticinin potansiyel farkı 60 volttur. 1 voltmetre ve 2 ampermetre dirençlere şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre voltmetre ve A2 ampermetresi hangi değeri gösterir deniyor. Voltmetreden akım geçmez arkadaşlar. Ancak iki ucu neredeyse orada o noktaları ölçer. Şu voltmetrenin bir ucu 2 ohmla 4 ohmun arasında, diğer ucu da arkadaşlar şuradadır. Yani 4 ile 6 ohm arasındadır. Ampermetrenin iç direnci de çok düşük olduğundan ana koldan çıkan akım dirençler üzerinden 2 ve 4 ohmluk dirençler üzerinden geçtikten sonra 6 ohmluk direnç üzerinden geçmez. Direkt ampermetreler üzerinden eksi uca varır. Böylece 6 ohmun kısa devre olduğunu söylüyoruz. Ampermetrelerin her ikisi de ana kol üzerinde olmuş oluyor arkadaşlar. İkisi de aynı değeri ölçüyordur. Şimdi ana kol akımını bulalım. I eşittir üreticinin gerilimi bölü toplam direnç. Üreticinin gerilimi 60 volt. Toplam çalışan dirençler de 6 ohmdur. 2 artı 4. Yani 10 amper bulmuş oluyoruz. Ampermetrelerde işte bu değeri ölçüyor. 10 amper olarak ölçüyor. Voltmetre hangi direncin uçlarına bağlıydı? 4 ohmluk
direncin uçlara bağlıydı. Voltmetrenin ölçtüğü değer ise akım çarpı 4 ohm, yani 10 çarpı 4 40 voltu ölçecektir. Buna göre cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Şekildeki elektrik devresinde voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur deniyor. Arkadaşlar voltmetrenin bağlı olduğu noktalar aynı zamanda şu direncin uçlarıdır. Şu aradaki dirençsiz tellerin bir önemi yoktur. O yüzden ana kol akımını önce bulalım. I eşittir üreticinin gerilimi 24 volt bölü toplam direnç 6 ve 2. Yani 24 bölü 8, o da eşittir 3 amper. Bu 3 amper R1 direnci üzerinden geçmektedir. Buna göre voltmetrenin ölçtüğü değer ohm kanununa göre yazacak olursak 3 çarpı 6'dan 18 volt bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Üzerinde 1,5 amper saat yazan tam dolu olan bir bataryanın yükü kaç kulomptur deniyor. Yük eşittir I çarpı T ile hesaplanır. Birimlere dikkat ederek yazacak olursak 1,5 amper çarpı saat denmiş. Bu durumda yükün birimine kulomb diyemeyiz arkadaşlar. Kulomb çıkması için amper çarpı saniye olması lazım. Bu sebepten 1,5'un yanındaki birimlerden saatin saniyeye çevrilmesi gerekiyor. Saati saniyeye çevirmek için ...3600'de çarparız arkadaşlar. Bu durumda 1,5 çarpı 3600... ...5400... ...kulomb edecektir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. 23. soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Şekildeki devrede tüm dirençlerin birim zamanda harcadıkları enerjileri eşitleniyor arkadaşlar. Birim zamanda harcanan enerji bildiğiniz gibi güçtür. Yani güç eşitliğinden bahsediliyor. Buna göre R1 bölü R4 dirençten oranı nedir denmiş. Arkadaşlar her birinin güçleri eşitse aynı zamanda I çarpı V'leri de eşittir diyebiliriz dirençler için. Burada bu kol için söyleyebiliyorum. Akımlar her iki direnç için aynıdır. Güçlerin eşit olması gerektiği için çarpı V'leri de aynıdır arkadaşlar. Alt kolun gerilimi bundan dolayı V artı V 2V edecektir. Paralel kollarda gerilim olacağı için gerilimler eşit olacağı için üst kolun gerilimi de arkadaşlar 2V olmalıdır. Şimdi R1 direnci için söyleyecek olursak alttaki güç değerlerini I çarpı V'ye bulduk. Bunun da I çarpı V olması için buradan geçen akım değerinin de I bölü 2 olması lazım ki her birinin gücü yine I çarpı V olsun. Şimdi dikkat edecek olursak alt kol ve üst koldan gelen akımların toplamı R4 üzerinden geçiyor. Yani alt koldan I akımı geliyor. Üst koldan da I bölü 2 akımı geliyor. Toplam 3 I bölü 2 akım geçmiş oluyor. Şimdi sorumuzda R1 bölü R4 oranını istemişti. Biz yine güç eşitliğinden, yani birinci direncin gücünün dördüncü direncin gücüne eşitliğinden gidelim arkadaşlar. Şimdi de bunu I kare R şeklinde açalım. Birinci dirençten kaç I'lık akım geçiyordu? I bölü 2. Yani I bölü 2'nin karesi çarpı R1 eşittir. Dördüncü dirençten 3 I bölü 4 akımı geçiyordu. Bunun karesi çarpı R4 direnci. Karelerini alırsak I kare bölü 4 çarpı R1 eşittir 9 I kare bölü 4 çarpı R4. 4'ler ve I kareler giderse arkadaşlar buradan R1 bölü R4 oranını 9 buluyoruz. Cevabımız C seçeneği böylelikle.
XYZ dirençleri bir üretece şekil 1'deki gibi bağlandığında güçleri sırasıyla PP 2P oluyor. Bu dirençler şekil 2'deki gibi bağlanırsa Z direncinin gücü kaç P olur denmiş. Bu dirençler için özdeş olan şeyler arkadaşlar gerilimlerdir. Paralel kollarda gerilimler eşittir. Güç ifadesinin bir tanesi de V kare bölü R olduğundan biz güç ve potansiyelleri biliyorsak dirençler hakkında da bir şeyler söyleyebiliriz. Rx direnci için V kare bölü P, Ry için yine V kare bölü P, Rz için de V kare bölü 2P yazarız. Bunları edersek bunlar 2R olur arkadaşlar. Şimdi bunlar seri olarak bağlanmış ikinci devrede. Yani burada 2R direnci, burada 2R direnci, burada da R direnci var. Ve bunların hepsinden aynı akım geçiyor arkadaşlar. Biz V potansiyel farkını bu 3 direnci paylaştırmamız lazım. Toplam 5R olduğu için R başına V bölü 5 düşecek. Yani buradaki potansiyel payımız V bölü 5 olacak. Z direncinin gücünün kaç P olacağı söyleniyor. PZ eşittir. V bölü 5'in karesi bölü R ile hesap edebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz şu 3 ifadede arkadaşlar neye P demiştik? P dediğimiz şey V kare bölü 2R'ydi arkadaşlar. Yani şu en yukarıdaki bağıntıyı açıklamak için yazmıştık. Biz P gördüğümüz ya da V kare bölü R gördüğümüz yere 2P yazalım. Şimdi alttaki denkleme gelelim. V kare bölü 25 olarak parantezi açarız. P eşittir V kare bölü 25R olur. Biz V kare bölü R gördüğümüz yere biraz önce ifade ettiğimiz 2P bölü 25 yazarsak biz cevabımızı E olarak buluyoruz arkadaşlar. Z direncinin gücü kaç P olur denmişti. 2 bölü 25 P olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.